Ben küçükken gazeteler okumaktan başka şeylere değerdi. Hiçbir şey ziyan edilemezdi. Babama göre her şey zamanında ve gerektiği gibi yapılmalıydı. O gün babam artık maça gitmem gereken zamanın geldiğini söylemişti. O gece heyecandan uyuyamadım. Yarın gerçek bir Fenerbahçeli olacaktım. Şumaher, İsmail, Müjdat, Turan, Oğuz, Rıdvan, Aykut, Nezihi, Hasan, Hakan, Şenol. Bastır Fenerbahçe şampiyon. Ne güzel oldu be. No, 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 no. Listen, this carpet is the same one like in house of Roberto Carlos. Roberto Carlos? Wow. Roberto Carlos tabii. Boru mu zannettiniz? One moment, please. Alo, Hiko. Yes, all right. Ne diyorsun koçum? Ne yasal right'ı be? Dinle oğlum, yeni de beste yaptım bak. Ne diyorsun? Haydi bastır Fenerbahçe şampiyonu. Haydi bastır Fenerbahçe şampiyonu. Şahane. Haydi bastır. Hay, come on everybody. Haydi bastır. Haydi bastır. Haydi bastır. Hay, ulan bir tezahüratı da düzgün söyle be. Dinle. Haydi bastır. Haydi bastır. Haydi bastır. Haydi bastır Fenerbahçe şampiyon. Benimle bu akşam yemeğe çıkar mısınız? Beyefendi, iyi misiniz? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Hayır, arabama çarptınız da. Çarptınız derken? Beyefendi, dalga mı geçiyorsunuz? Arabadan inmeyi düşünmüyor musunuz? İneyim değil mi? Yani. Beyefendi, beni duyuyor musunuz? Kim? Kırmızıda durmadınız diyorum. Telefonla konuşuyordunuz ve arkadan çarptınız. Aa ya. Evet, öyle oldu değil mi? Çok özür dilerim. Hata benim. Evet. O zaman rapor için polis çağırsak iyi olur değil mi? Eğer sigorta şirketiyle ilgili bir sorunuz olursa beni bu numaradan arayabilirsiniz. Merak etmeyin, ben sigortacıyım zaten.
Çok güzel. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Latifeciğim, hani sana bahsediyordum ya Makbule diye. Hani yazlıktan. Hep anlatır durur sizi. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Çok memnun oldum valla. Ben de memnun oldum. Maşallah kızınız çok amarat. Tek çocuk mu? Yoo. Bir kız bir oğlan. Gamze bu sene liseyi bitiriyor. Büyüyor oğlan. İlaç mümessili. Benim de bir kızım var. Sigorta işi yapıyor. Evli mi? Ah ah nerede? Kariyer yapıyormuş. Ha şimdiki gençler bir acayip vallahi. Vallahi çok doğru söylüyorsunuz. Bizim oğlan da 30'una geldi ama hala evlenecek. Gerçi çocuk bizi geçindirmek için hırpalandı, durdu çalışmaktan. Ama vallahi çok hayırlı çıktı. Oğlum diye söylemiyorum. Bir tanedir benim evladım. Canım şimdi benimki de dik kafalı falan ama yani okul birincilikle bitirdi. Hayır fizik deseniz onda, kültür deseniz onda. Ama bugüne kadar armudun sapı, üzümün çöpü derken yaş geldi oldu 27. Fotoğrafı var mı yanında? Aa, olmaz mı? Var tabii. Pınar. Aa, ayol senin kız manken gibi pek güzelmiş. Çok beğendim. Bu da benim oğlan. Uğur. Ay, ay, ay. Ay ne yalan söyleyeyim. Maşallah çok yakışıklı ayol. Ben kızın resmini çok beğendim. Anlattığı kadar var. Dedim ben sana Latife, sen bir de kendini gör. Gül gibi kız, 10 parmağında 10 marifet. 2000 YT ile maaşı var. Babası da emekli subay. Uğur pırlanta gibi çocuk. Temiz, çalışkan. Kaç senedir de ev geçindiriyor. Şimdikilerin hepsi zıpır. Gay, may, ne ararsan var. Bu delikanlı çocuk. Kızını yarı yolda bırakmaz. Hayır öyle diyorsun ama şekerim. Gel de bunu bizim kıza anlat. Aa Makbuleciğim, şu şekeri al. Hacı teyze okudu ya. Onu kıza bir yediriversen. Yerse? Kısmeti açılacak. Hepimiz bu dairenin içinde birer tutsak gibi yaşıyoruz. Okey? Ancak ileride Amerikalılarla yapacağımız partnership'ten dolayı bu dairenin dışına çıkacağız. You understand? Ladies. İkiniz. İkiniz de benim için çok önemlisiniz. Sizleri sadece birer asistan olarak görmüyorum ben. Biz bir takımız. Hazır olun. Yakında pozisyon değiştireceğiz. Lay 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 sarı lacivert sarı lacivert sarı 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 ya güzel. Hayırdır Mustafa'cığım? Nereye gidiliyor böyle? Nereye olacak hayatım? Koşuya. Doktor her sabah düzenli koşulacak demedi mi? Dedi. Dedi. Aman tıraşlar olunmuş. Oh kokular da sürülmüş. Bu nasıl koşuysa? Ya biz askerde de böyle bakımlıydık. Araziye çıkmadan önce tıraş oluruz. Ay tamam tamam Mustafa'cığım. Koşuya giderken de tıraş olunuyor. Olunuyor. Ben de geleceğim. Sen? Sen gelme. Geleyim, geleyim. Gelme, gelme. Geleyim, geleyim. Ya gelme. Ha, neden? Ya Allah Allah. Bana yetişemezsin de. Ondan. Aa, Mustafa. Mustafa'cığım ablanı unuttun. Thank you.
Dur, dur! Çabuk şu arabayı takip et, çabuk! Aha siktir, bu ne ya? Bunlar ne? Hangi bunlar ya? Ya bunlar! Ayrıca sen burada mı koşuyorsun? Yok be Makbule ya. Ben buradan geçerken çocuklara uğrayıp baklava vereyim, çiçek vereyim dedim. Ya. Ya. Ha, sıyırdı karı. Ay kurban olurum sana ben. Ben de neler düşünmüştüm. Ay affedersin bir tanem. Gel tuşum. Gençler, bugün domates satmıyorum. Niye abi? Geçen hafta satmadım. Büyük totem yaptım. Kazanmıştık. İnşallah abi, inşallah. Sen sat oğlum domatesleri Remzi. Fener'e güvenirsen dükkanı kapatırsın. Çok kötü koyacaklar, çok. Koyacaklar derken? Ne diyorsun lan sen? Yine açtın şomazını. Tamam abicim, dolduruşa gelme ya. Bak her seferinde aynı şeyi yapıyorsun maça giderken. Ya siktir lan. Abi her hafta aynı şeyi yapıyor ya. Hasta ediyor beni. Tamam abicim, tamam. Trene geç kaldık. Hadi biraz tempo. Son gören Galatasaray'da olsun. Bir gece seninle tesadüflerden konuşmuştuk. Aşk tesadüfleri sever demiştin. Haklıydım. Ama hayatın acı gerçeğinde tesadüfler her zaman mutlu şeyler hissettirmiyor insana. Bir tesadüf oldu ve Amerikan vatandaşı olma hakkını kazandım. Çok düşündüm. Evet, belki bencil bir karar olacak ama geriye dönemem artık. Burada kalacağım. Özür dilemek anlamsız, biliyorum. Ama elimden başka bir şey gelmiyor. Beni affet. Elveda, Kaan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eğer vaktiniz varsa size yeni çıkan bölümümüzü tanıtmak istiyorum. Sesinize ne oldu? Sesim? Sesim maçta kaldı. Ha, siz de mi Galatasaraylısınız? Hanımefendi, ne alakası var Galatasaray'la şimdi? Yok, maç falan andınız da ilk aklıma gelen o oldu. Ben mesela Beşiktaş'ı çok severim. Hanımefendi, ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe. Tamam ya işte, ben de Fenerbahçeliyim. Ben size yeni çıkan bölümümüzü tanıtayım.
Ben mesela Fenerbahçeli Arda'ya da bayılıyorum. Merhaba. Merhaba. Bir mentolin alabilir miyim? Tabii. Astımınız mı var? Doktor musunuz? Doktor derken? Hayır, ilaç mümessiliyim. Eğer astımınız varsa Murat Aksiday'a gelen bir ilaç. O yüzden söyledim. Beyefendi, sorduk mu? Renk körlüğüne iyi gelen bir ilacınız var mı? Renk körlüğü mü? Neden? Bazıları kırmızıyı göremiyor da trafikte problem çıkarıyorlar. Öyle yapıyorlar değil mi? Hanımefendi, mentolin kalmamış. Size Murat Aksil vereyim. Hem daha etkili bir ilaçtır. Murat Aksil. Borcun ne kadar? 20 TL. Alın. Bu da boğazınıza iyi gelir. İyi günler. Ben de o ilaçtan daha etkilisi var. Vereyim mi? Kahveleriniz geldi. Sağ ol kızım, sağ ol. Teşekkür ederim yavrum. Oh, mis gibi kokuyor, mis. Afiyet olsun babacığım. Tonton babam benim, canım babam. Hatice'yi gördüm. Hangi Hatice anneciğim? Aa, yok mu kızım sınıf arkadaşı? Onu. Ya çocuğu olmuş. Anne. Aa, ne var çocuğum bunda? Bir şey mi dedim ben? Çocuğu olmuş dedim canım. Ben senin lafını nereye getirmek istediğini çok iyi biliyorum anne. Başlama yine. Ya bak bu ne? Şu kızla uğraşma ya. Uğraşma şu kızla. Ama ne dedim ben canım? Çocuğu olmuş dedim. Allah Allah, ne var bunda? Ya sana ne el alemin çocuğundan be? Çocuk esirgeme koruma müdürü müsün sen ya? Tamam be. Herkes üstüme geliyor. Yürü git. Güzelliğe bak ya. Burası benim mabedim abicim. Yemin ederim buraya gelince var ya huzur buluyorum ya. Hop hop. Yok abi. Gir. İçime doyuya yenileceğiz. Abicim ne yapıyorsun ya? Yine açtın şom ağzını ha. Hadi arkadaşım, ne oldu orada ya? Sıra bekliyordu burada. Tamam lan, bada bada yapmayın. Giriyoruz işte. Hadi abi hadi. Abi içime doyuyor. Tamam biliyorum, içime doyuyor ama ya. Canım kardeşim bak, hava güzel. Kafam güzel. Fenerbahçe her şeyden güzel. Sen kalkmışsın bana yenileceğiz diyorsun ya. Niye böyle yapıyorsun canım kardeşim? Tamam abicim, sen git izle maçını. Ben totem yapayım, maknesi kazanacağız. Tamam tamam, bu sefer nereye gidiyorsun? Boğanın orada buluşalım bari çıkışta. Allah manyağı. Deli bu ya. Fenerbahçem benim, biricik sevgilim. Söyle senden başka kimim var? Evet abi, ben de çok sıkıldım ya. Gol oldu herhalde ya. Fenerbahçe. Hı! Ne oldu abi? Bizde... Ulan! Çık! Çık! Gol olmuşmuş. Başlatmayın gol...
Siktir. Üstüne şemişsin lan. Nervazlısın değil mi? Sen inanmıyorum. İki, bir, oyun. 40 senem verdim. Bir şeye sahip çıkamadım. Ölmek istiyorum. Bir şeye sahip çıkamadım. Yaşamak istemiyorum. Yakacağım kendimi. Yakacağım. Hadi abi yak. Yak yak, bir şey olmaz. Beyefendi, salonuma keser misiniz? Film izliyoruz. Ne çekiyorsunuz lan burada? Oh! Bu köprü benim! Ne oluyor lan? Sabah sabah manyak! Getir lan onu buraya! Ne oluyor lan? Manyak! Getir lan onu! Sallanmasana be! Niye bak lan manyak! Bir adam yanıyor ya! Yapma arkadaşlar, biz bir hafta sonra normal bir filme gitmeyecek miyiz? Böyle aşklı, meşkli, sevişmeli, aldatmalı filan. Zaten böyle bir film mi olur ya? İki süper film birden. Yani. Ama siz ne anlarsınız bağımsız filmden mi? Bence... Pınar, kim bu? Tanışıyor musunuz? Ne bileyim ya, zırt pırt karşıma çıkıyor, bilmiyorum. Çok yakışıklı, taş gibi. Yakışıklı mı? Lan baksana, maymun gibi hareketler yapıyor be. Ne yapıyorsun kardeşim ya? Kim şu Fenerbahçe formasının üstünde? Stada gelir gibi sinemaya gelmiş. Kral. Ama sempatik. Bıyıklı. Evladım, benim dizim başlayacak. Hem sen maçı seyretmedin mi? Yok anne, izleyemedim. Hayırdır oğlum? Abi yine totem mi yaptın ha? Abi yine totem mi yaptım? Yaptım ama yendik. Ne haber? Totem mutem de yeni çıktı başımıza. Abi güzel oğlum. Bütün arkadaşların evlenip çoluk çocuğa karıştım. Sen hala maç peşindesin. Anneciğim, ne alakası var çoluk çocukla maçın? Ay tamam. Hiçbir alakası yok. Sen haklısın. Al. Açtım diziyi. Hadi dizi izle. Yüksek yüksek tepelere ev kurmaz. Nilgün evleniyormuş haftaya. Nilgün kim anne? Nilgün. Hani Nuri amcanın Gönül'ünün torunu yok mu? İşte o. Sana ne anne, el alemin düğününden? Öyle deme kızım. İnsanın canı düğün dernek görmek istiyor. Ha, anladım. Konumuz yine düğün dernek. Güzel. Ben ne dedim şimdi sana? Evlilik kötü bir şey mi? Biz evlendikte hata mı ettik? Anne, bak yemin ederim ben artık çok sıkıldım bu evlilik muhabbetinden. Allah aşkına anla beni. Ay yeter. Anlıyorum. Sen o kan iti yüzünden evlilikten soğudun. Uğur. Anneciğim. Yarın pazar oğlum. Bizi şöyle bir dolaştırıversene. Pek bir içim sıkıldı. İçim mi sıkıldı senin? Sen sıkma içini anneciğim. Ben seni dolaştırırım. Seni de dolaştırırım. İyi bir iş. Hmm. Ben de mi iyi bir iş? Gel kız buraya. Güzel kızım benim. Ne dedim ben sana bir anneciğim? Her işin başı sağlık anneciğim. Pınar, bak ne diyorum biliyor musun? Sen çok yoruldun ya bu aralar annem. He? Sen bir izin alsan, şöyle astımına iyi gelecek bir yerlere gitsen. He? Anneciğim, seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum annem. Güzel kızım benim. Ben senin kötülüğünü ister miyim be anneciğim? Ha? Hem sonra biz senin başında sürekli kalacak değiliz ki. Sen bizim biricik kızımızsın. Ya bize bir şey olursa? Bak bir ayağımız çukurda bizim.
Anne deme öyle. Ben senin nimetini görmeden ölürsem gözlerim açık giderim. Anne, Allah aşkına ne yapmamı istiyorsun? Önüme çıkan ilk erkekle evleneyim mi ha? Onu da yap demedim çocuğum. Tamam, tamam bak. Sustum. Her şeyin hayırlısı kızım. Pınar, bak ne diyorum biliyor musun? Sen de şöyle bir çarşıya çıkalım mı biz he? Şöyle ana kız baş başa kafaları dağıtırız he. Olur mu anneciğim? Ciciler alırız kendimize. Oh! Olur, dağıtırız. Aferin kızım. Lan oğlum benim. Annesini de gezdirirmiş. İyi ki doğurmuşum seni benim yakışıklı oğlum. Anne. Hı. Senin aldığın o yeşil elbise çok yakışacak. Doğru söylüyorsun da vallahi ayaklarıma kara sular indi be çocuğum. Hı. Bak şu sahilde güzel bir çay bahçesi. Oraya gidelim şöyle güzel bir yorgunluk kahvesi içelim. Ha, ne dersin? Olur anneciğim. Şşş. Falda bakar mıyız? Bakarız tabii. Fevziye. Sen de mi buradaydın? Gelin, gelin oturun şöyle. Uğur hoş geldin evladım. Nasılsın? Hoş bulduk Fevziye teyze. Sağ ol. Sen nasılsın? Teşekkür ederim yavrum. Ben de iyiyim. Gamzeciğim sen nasılsın kızım? İyiyim. Oh. Ay mis gibi hava. Ne iyi geldi. İyi ki gelmişiz anneciğim. Sen annenin sözünü dinleyeceksin yavrum. Ay annem benim. Anneciğim. Geliyorlar. Oo Makbule Hanım bu ne tesadüf. Buyurun buyurun böyle. Ya ya. Ha çok bir tesadüf oldu hakikaten. Merhaba Makbule Hanım. Merhaba efendim. Nasılsınız? Anne manken gibi kız. Merhaba. Ben Uğur. Bu da Pınar. Anneciğim oturur musun? Otur çocuğum. Çocuğum. Uğurcuğum. Makbule Hanım bizim yeni gün arkadaşımız. Fevziye'nin de yazlık komşusu. Ya öyle mi? Nasılsınız? Teşekkür ederim evladım. Siz nasılsınız? İyiyim sağ olun. Oh. Sen nasılsın kızım? İyiyim efendim sağ olun. Havalar da bir enteresan. Bir sıcak bir soğuk. Ne olacak bilmiyorum vallahi. Ya malum küresel ısınma. Her şeyin hayırlısı. Ne içersiniz? Kahve rica edeyim. Kızım, annem sen ne içersin? Anneciğim ben bir şey içmeyeceğim. Sen iç kahveni hemen kalkalım hadi. İç bir tane kahve sen. Anne. Çocuğum. Anne. Fevziye teyze lavabo nerede? Hemen şuracıkta kızım. Gel ben seni götürüvereyim. Hacıam teyze değil mi o? Aa, ne işi var onun burada? Hayretler içinde kaldım. Ayol ne işi var hakikaten onun burada? Pes doğrusu. Ama çok güzel fal bakar. Vallahi bugüne kadar bütün söyledikleri çıkmıştır. Çocuklar siz bir durun. Biz hemen gidip gelelim. Hadi anneciğim. Anne! Saç. Saçında bir şey var. Kimsin sen ya? Ne istiyorsun benden? Ne diyorsun sen ya? Öyle olur olmaz yerlerde karşıma çıkmalar falan. İşimde de bu. Ne zannediyorsun sen kendini? Bana bak. Lafını bil de konuş, asabımı bozma benim. Öyle el kol hareketleri yapma, burası stadyum değil. Ne alakası var şimdi stadyumla? O masum erkek numaralarını yemezler canım. Ben senin gibileri iyi bilirim. Bu ne demek şimdi? Allah Allah ya. Sen hem her şeyi organize et. Ondan sonra bu ne demek şimdi? Sen beni aptal mı sandın? Ne? Ben sadece annemleri gezdirmek için geldim buraya. Nereden bileyim senin karşıma çıkacağını? Bak sen. Ya bilsen gelmeyecektin yani.
Olurdu değil mi? Bana bak. Ne yapacağız şimdi biliyor musun? Annemler gelince biz kalkacağız. Sen de bir daha karşıma çıkmayacaksın. İyi tamam be. Çıkmayız. Ama bak. Olur olmaz yerlerde karşılaşmamız tamamen tesadüf. Kaza herkesin başına gelebilecek bir trafik kazasıydı. E benim işim de eczanelerde. Hem ayrıca eczaneye sonradan gelen de sendin. Peki. Ya sinema? Sinema? Hı. Sinema şey. Ne? Totem. Totem? Totem? Şimdi anlatsam da anlamazsın zaten. Anlatsa da anlamazmışım. Tabii salağız ya biz. Zaten her şeyi siz bilirsiniz. Tamam, açıklıyorum. Hı. Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Ve Fener'in yenileceğini hissettiğim zamanlarda maça gitmem. Hatta dinlemem bile. Totem yapıp sinemaya giderim. Çünkü o an içime doğan şeyin gerçek olacağına inanırım. Yani boş şeylere inanan geri kafalı bir adamsın öyle mi? Geri kafalı mı? Ne oldu? Gücüne mi gitti? İnsanlar inandığı şeyler vardı ya geri kafalı diyemezsin. Ya yani sen şimdi Fenerbahçe'ye mi inanıyorsun? Ya kusura bakma ama böyle bir saçmalığı ilk defa duyuyorum. Pınar, bana hakaret et. İstediğin lafı söyle. Ama Fener'le ilgili saçma sapan konuşma. Konuşursam ne olur? Aman Uğur ya, her hafta aynı şey. Biz ne zaman normal sevgililer gibi bir şeyler yapacağız? Artık seçimini yap. Ya Fenerbahçe ya ben. Kendini hiç şans tanımıyorsun. Bu mu? Aynen öyle. Gerizekalı. Yani anne sana inanamıyorum. Nasıl yapabildin bana böyle bir şey ya? İnanamıyorum sana. Ben ne yaptım kızım şimdi sana? Nasıl ne yaptın ya? Bunların hepsi senin başının altından çıkıyor biliyorum. Babam düşündüğünü hemen yap. Yoksa karar vermek zorunda kalırsın derdi. Gerçi o günlerde daha ciddi sorunlarım vardı. Gamze Üniversite sınavı için dershaneye gitmek zorundaydı. Bu da benim ek iş bulmam demek oluyordu. Ucuz diye pazardan aldım, ayağımı vurdu, iyi mi? Beyefendi, şu anda dosyanın önünde açık. Bakın, geçen önünde. Pınar'cığım, Burç Bey seni çağırıyor. Hadi güzelim, çabuk. Beni istemişsiniz. Evet Pınar. Sence bu topun o deliğe girme olasılığı yüzde kaç? Bilmem. Hayatta tesadüflere yer yoktur. Bence bu topun o deliğe girme olasılığı %90. Neyse. Olasılık teorisi. Biz işimize bakalım. Şirketimize ortak olmak isteyen Amerikalılarla bu akşam yemek yiyeceğiz. Senin de bana eşlik etmeni istiyorum. Tabii Burç Bey. Müge'ye de haber vereyim mi? No. Müge toplu konutların sigorta işi için Ankara'ya gidecek bu akşam. Toplu konut işini ben almayacak mıydım? Pınar'cığım. Keynes'in dediği gibi rekabet iş verimini artırır. Yani competition. İyi olan kazansın. Haklısınız. Gidebilir miyim? Tabii. Afiyet olsun kızlar. Merhaba tatlım. Müge'cim. Ankara'daki işi sen almışsın canım. Tebrik ederim. Sağ ol Pınar'cığım. Burç böyle olmasını istedi. Ben söyledim bu işi senin daha iyi yapabileceğini ama... Rekabet iş verimini arttırır dedi bana da. Ya hayranım şu Burç aslına. Bence onunla çalışmak hepimiz için büyük bir şans. Ama bazıları daha şanslı tabii. Şşş.
Garson. Buyurun efendim. Bu yeterince temiz değil. Temiz değil derken? Pis. Hemen değiştireyim efendim. Pardon, bakar mısınız? Yine mi sen? Ya kamera şakası falan mı bu? Ben artık akşamları burada çalışıyorum. E hani ilaç işi yapıyordun sen? Bu da bir çeşit totem mi yoksa ha? Totem değil. Dedim ya ben artık akşamları burada çalışıyorum diye. Aa tabii sizin için bir mahsuru yoksa. Tebrik ederim. Çok çalışkansın. Eyvallah. Hoş geldin Pınar. İyi akşamlar, merhabalar. Çok güzelsin bu akşam. Teşekkür ederim. Şarap söyledim. Kırmızı. En sevdiğim renk. Umarım keyfin yerinde. Başka bir isteğiniz var mı? Bu akşam biraz dalgınsın Pınar. Misafirler ne zaman gelecek Burç Bey? Birazdan gelirler. İyi. Pınar, en son ne zaman ağladın? Çok uzun zaman önce. Niye sordunuz? Bence yalan söylüyorsun. Senin gibi duygusal bir kadın neden bir kaya kadar sert görünmeye çalışıyor? Hiç anlamıyorum. Seni böyle davranmaya iten bir sebep olmalı. Geçmişinde. Erkeklere karşı bir güven problemin olduğunu düşünüyorum. Güven problemi. Hı-hı. Ben. Doğru tahmin. Evet. Çok doğru tahmin. Pınar, sen benim için çok önemlisin. Bu yüzden sana daha yakın olmak istiyorum. Anlatabiliyorum değil mi? Bana güvenebilirsin. Demek size güvenebilirim Burç Bey. Hı? Beni buraya Amerikalılarla toplantı var diye çağırıyorsunuz. Gelen giden yok. Sonra da size güvenmemi istiyorsunuz. Peki hep böyle mi yaparsınız? Yani insanlara yalanlar söyleyip sonra da size güvenmelerini mi istersiniz? Seninle baş başa kalabilmek için başka bir çarem yoktu. Buna mecburdum. Seni gerçekten çok... Şşş. Sakın daha fazla ileri gideyim deme. İstifa ediyorum. Hey garson, bakacağına gelip bana yardım etsene. Hey, sana söylüyorum. İlker, what the fuck?
İlacın nerede? Alo, İsmail abi evde misin? Abi 5 dakikaya dükkan açar mısın? Gelince anlatırım, çok acil. Sağ olasın İsmail abi. Sana da zahmet verdik. Ne zahmeti Uğurcuğum? Ev üst katta zaten. Allah razı olsun abi. İyi misin? İyiyim. Geçmiş olsun kızım. Sağ olun. Pınar, seni eve bırakmamı ister misin? Ben iyiyim Uğur. İstersen ben seni işe bırakayım. O gün için senden özür dilerim. Öyle olsun istemezdim. Önemli değil. Bir şey soracağım. İçeride ne oldu? Ne? İyi misin? Merak etme, iyiyim. Her şey için teşekkürler. İyi akşamlar. Güle güle. Adama bana bakar mısın diyorum. Kıçını dönüp gidiyor. İlkay. Böyle işletme olmaz. Bu kafayla zor abiye girersiniz. İşte geliyor kovboy. Uğur neredesin sen? Acil bir işim çıktı İlkay Bey. Kusura bakmayın. Senin benimle ilgilenmek dışında daha acil ne işin olabilir ha? Sana söylüyorum. Cevap versene. Sen kiminle muhatap olduğunun farkında mısın Uğur? Kimsin lan sen? Laflarına dikkat et, haddini aşıyorsun. İlkay sen nereden buluyorsun böyle serserileri ya? Sen kime serseri diyorsun be? Bana bak. Sert çocuk. Seni bu dünyadan öyle bir silerim ki babam bile hatırlayamaz. Bana bak lafını bildi konuş, ağzının burnunu hatırlasın. Uğur, Uğur! Eşyalarını topluyorsun ve hemen gidiyorsun. Hemen Uğur. İlkay, bana bir gömlek borçlusun. Hallederiz. Tek bildikleri şiddet. Pis fakirler. Yalanlar, yalanlar, yalanlar. Bulutların ardındaki güneş gibi gerçek. Sevilmeye muhtaçken kimileri kirli avuçlara düşüverecek. Şeş beş, Mars. Öğren de gel kardeşim. Tavlada kaybeden aşkta kazanır derler. Şşt. Hayrola ya? Bad trip'tesin. Neyin var bugün? Yok bir şeyim abi ya. Nasıl yok bir şeyim ya? Bu Tuncay'ı göndermeyeceklerdi abicim. Biz mi gönderdik? Lan kendi gitti. Yönetim izin vermese nereye gidiyor? Langa spor mu bu? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Tuncay mı? Zeki, güzel, karakterli. Tuncay. Ne Tuncay abicim, Pınar ya. Ha, o zaman git Pınar'la konuş abicim yani yüz yüze. Burada tripten tribe gireceğine face to face, okey? Onunla konuşayım değil mi? Yani. Tabii abicim ya, git. Hoş geldin evladım. Girsene içeri. Yok Fevziye teyze, girmeyeyim. Şey soracaktım. Ne soracaktın evladım? Şey... Pınar. Ne olmuş Pınar'a? Onunla konuşmam lazım. Ben de sana onu diyecektim zaten. Kız yazlığa gitti. Canı çok sıkkınmış.
Efendim Mügeciğim? Pınar, inanamıyorum sana ya. Hiçbir şey söylemedin bana, kaçıp gittin. Küs müyüz? Ay saçmalama Müge. Annem gaza getirdi çok çalışıyorsun diye ben de öyle aniden bırakıverdim. Peki şimdi ne yapacaksın? Bilmem. Tamam canım. Müge. Neyse. Öpüyorum canım ben seni. Hadi görüşürüz. Tamam canım. Görüşürüz. Yok artık. Daha neler. Pardon. Bu da mı tesadüf? Sence? Buralarda bildiğin iyi bir restoran var mı? Acıktım da. Hazır mısın Müge? Pınar'ı kaybettiğimiz için çok üzülüyorum. Aniden istifa etti. Altın kalpli sevgilim benim. Sevgilisi kankasını da düşünürmüş. Düşünürüm tabii. Yazlıktan ne zaman dönüyormuş? Bilmem. Bir şey söylemedi. Ama bir hafta kalır herhalde. Sağ ol. Sağ ol. Daha önce geldin mi buraya? Yok, ilk defa geliyorum ama sevdim burayı, güzel gelmiş. Ben de çok severim. Sessiz, sakin. İnsanın konuşması bile gelmiyor bazen. Evet, konuşmak gerçekten çok zor. Aşk dedikleri bu olsa gerek. Efendim? Ne? Ya, kalamar. Ya evet, kalamar. Ya ne kadar lezzetliysene. Fener sever misin? Fener? Fener. Balık. Böyle parlak pullu hani. Pörtlük gözlü. Biraz irice bir balık. Şu kadar falan. Ne kadar çok yıldız var bu gece. Daha fazlasını görmek ister misin? Bazen kendimi koskoca evrende o kadar değersiz hissediyorum ki. Neden? Sanki yok olup gitsem hiçbir şey değişmezmiş gibi geliyor. Ben bir yerde okumuştum. Her insan bir dünyadır yazıyordu. Yıldızlar ve onun yörüngesinde dönüp duran gezegenler. Hepsi birbirinin etkisindeler. Hepsi birbirine bağlı, bir zincir gibi. İnsanlar da böyleymiş aslında. Bazıları yıldız, tıpkı güneş gibi. Bazıları da gezegen, dünya gibi. Eğer ben bir dünya taşıyorsam yüreğimde, sen
Sen de benim için bir yıldızsın. Ve eğer sen kayıp gidersen... benim dünyam da yok olur. O yüzden Pınar... sen çok değerlisin. Sanki konuşursam her şeyin büyüsü bozulacakmış gibi geliyor. Yaşadığım en güzel gündü bugün. Benim de. Pınar. Bildiğim tek bir şey var. Seni deli gibi seviyorum. Ben de seni seviyorum. Seyrediyorsun. Ne alakası var hayatım? Nereden çıkartıyorsun ya? Maç mı seyrediyormuşum? Ben futbolla ilgili belgesel izliyorum bak. Peki böyle yapıyordun. Böyle yapıyordum. Ben çocuklara koşun diyorum, koşun. Hayatım doktor ne dedi sana ha? Fenerbahçe yok, heyecan yok. Kalbe zarar veriyor bunlar be aşkım. Tamam Makbule, tamam aşkım, tamam. Bak ben de seyretmiyorum, al. Sen seyret ne seyredeceksen ya. Allah Allah, Allah Allah. Allah Allah. Pınar, sen hangi takımı tutuyorsun? Ben pek hoşlanmam futboldan. Takım tutmuyorum. Ama babam hasta Fenerli, senin gibi. Neden sordun? Hiç, birden geldi aklıma öyle. Ne oldu aşkım? Ha? Yok bir şey. Yok, hemen döneceğim. Tamam? Hemen.
Evet. Hadi abi. Yürü be. Çok hızlı bir hareket. Çok hızlı. Baba. Baba. Çok riskli bir pas, hatalı bir pas oldu. Baban? Kızım, şunun kılçıklarını temizle, baban yemiyor öyle. Ay anne, tamam. Küçük küçük kes, küçük küçük. Al. Küçük küçük. Anne. Anne, yazlıkta çok kötü bir şey oldu. Kavga mı ettiniz? Yok. Kavga değil de... Anne, ben Uğur'a aşık oldum. Ne? Allah'ım yarabbim, şükür. Ne var bunda? Ne bileyim anne. Erkekler öyle hemen güven olmaz ki. Kızım. Uğur pırlanta gibi çocuk, seni yarı yolda bırakmaz. Adam gibi adam. Ne var bunda? Doğru doğru, nasıl istersen doğru. La 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 la. Fon. Kombinesi, kombinesi, kombinesi disco. Kombinesi, kombinesi, kombinesi disco. Nanay, nanay da fisco. Nanay, nanay da fisco. Golü golü zem zem, onu bunu bilmem. Golü zem zem, onu bunu bilmem. Kaçırdılar abicim, şahane be. Totem Pınar abla, totem. Hadi hadi, hadi hadi, hadi. Sol, 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 sol. Saptım be. Tamam, vur. Yap degajı, yap. Aman, anneciğim pardon ya. Vallahi özür dilerim. Sen de gülme be pismiş kelle. Uğur. İyi misin? Aşkım, böyle yapınca karşı takım golü kaçırıyor. Tamam abi, devre bitti. Oh, rahatız. Gamze, bir su ver kız, hadi. Maç bitiyor, gol atamadık ya. Anne, Allah aşkına okuyup üflesene şu takımı ya. Bir dua et ya. Latife anne, gol duası. Hadi ne olur. Abi, ne zaman bitecek şu maç? Sus be, 5 dakikası kaldı. Otur otur bir yerde. Aşkım, çok heyecanlı değil mi? Yok, ne demezsin. Vur! Vur! Gol! Ne yapıyorsun saçma, bırak ayağımı, tuvalete gideceğim. Dur, dur, Allah aşkına dur, bu olmaz. Dur. Ne alakası var tuvalete? Dur, 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 bir dakika. Gideceğim ya. Dur, burada kal, bir tane daha atacağız vallahi, Allah aşkına. Hanan, ver pas Alex. Dur. Semih vur, Semih vur. Gol! İşte bu be, gol! Dünyanın her yerinde geçerli tek bir dil vardır. Aşk. İnsan aşkın etkisindeyken kendisiyle hayat arasına sevgilisi girer. Tıpkı güneş tutulmasında dünya ile güneş arasına giren ay gibi. Buna da
aşk tutulması denir. Uğur, sen bunları nereden biliyorsun? Uğur. He? Bir filmde duymuştum. Çok doğru söylüyorsun Uğur. Aşık olduktan sonra ondan başka bir şey düşünemez oldum. Hah. Yadam da lafın üstüne gelirmiş. Aşkım, buradayız. Merhaba. Merhaba Burç Bey. Bu restorandaki lavuk değil mi? Uğur, ne olur sakin ol. Benim eski patronum, her şeyi anlatacağım ne olursa. Güzel sürpriz oldu değil mi? Aşkım, bu Pınar'ın sevgilisi Uğur. Biz birbirimizi tanıyoruz hayatım. Arkadaşın garsonluk yaptığı restoranın müdavimlerinden biriydim. Eskiden. Ya, öyleydi. Uğur, sen ilaç firmasında çalışmıyor muydun? Uzun hikaye. Uğur, hadi gidelim hayatım. Aa, Pınar nereye? Daha iki çift laf etmeden. Birbirimizi ne zamandır görmüyoruz. Yeni işin nasıl? İyi Burç Bey. Çok iyi. Uğur, hadi. Ne oluyor Pınar'cığım? Gidelim de gidelim. Annemlere geç kalacağız Müge. Görüşürüz. Uğur. Bu turkuaz formayla pek eksotik görünüyorsun. En azından benim rengim belli. Sen ne ayaksın? Anti fener desem. Sana da anca bu yakışır zaten. Yürü. Gel. Uğur. Uğur bak bir saniye dinle beni. Uğur dur. Beni niye böyle karmaşık şeylerin içerisine sokuyorsun Pınar? Bir anda en yakın arkadaşın, bir anda patronun. Sen... Uğur, laflarına dikkat et. Ben sadece Müge üzülmesin diye bazı şeylere katlandım. Ayrıca bütün olan biten senin önünde oldu. Ne yani, bu dallama Müge ile beraberken sana mı asıldı? Vay be. Uğur dur. Bak sakın bir şey yapayım deme. İnan bana aşkım, o şerefsiz için değmez. Uğur, ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ama çok güzel, gelin çok güzel, Fenerbahçe her şeyden güzel. Ya arkadaş, kesin de işimize bakalım be. İşini yerim Hüseyin abi, devam tıraşa. Bana bak oğlum, şu sakalları alalım. Ya Hüseyin abi biliyorsun, Manchester maçından beri ustura vurdurmuyorum. Tamam kardeşim benim, aslan kardeşim benim. Kızı isteyeceksin ya sonunda, helal olsun sana be. Abi kısmetse akşam isteyeceğiz annemle. Oğlum baklavaları aldırdın mı lan? Halledeceğiz abicim ya Uğur, onu bunu bırak da derbi akşamı kız mı istenir be? Abicim büyük totem yaptım, maçı izlemeyeceğim. Gör bak, maçı da alacağız kızı da. Delisin, 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 delisin. Kaçıncı sevgi, belki 45-50 ben bildim. Bileli kalbim, sen delisin, delisin. Hiç mi ders almazsın, bir an boş durmazsın. Fikrimi sormazsın, vallahi delisin, delisin. Anlaşıldı sen durunca yanık. Bu iş hep böyle sürüp gidecek. Sana şükürler olsun. Bugünleri gördüm ya, artık ölsem de gam yemem. Yürü kız. Siz nasılsınız beyefendi? İyiyim hanımefendi. Siz? İyiyiz. Allah iyiliğinizi versin.
Sağ ol kızım. Uğur oğlumuz ne iş yapar? İlaç mümessiliyim efendim. Serbest mi çalışıyorsunuz yoksa sabit maaşla mı çalışıyorsunuz çocuğum? Sabit maaşla çalışıyorum. Performansıma göre de 2 ücret alıyorum. Ne kadar alıyorsun? 1500-2000 arası. Arabanız var mıydı? Şirketin arabasını kullanıyorum. Güzel. Efendim, sebebi ziyaretimiz, oğlum Uğur, kızınız Pınar'ı görmüş beğenmiş. Eğer siz de uygun bulursanız, Allah'ın emri peygamberin kavliyle, kızınız Pınar'ı oğlum Uğur'a istiyoruz. Şimdi Latife Hanım, biz Makbule ile evlendiğimizde, inanın götümüzde donumuz yoktu hanımefendi. Bir küçücük tüpümüz, bir de yatağımız vardı. Ama yılmadık, çalıştık, çabaladık, kazandık, biriktirdik, sabrettik. Çok şükür bugünlere geldik. Önemli olan huzur, zor günlerde destek olmak. Şimdi biz burada 1 saat değil, sabaha kadar konuşsak sonuçta bir hayatı paylaşacak olan onlar. Kızım, sen bu oğlanı istiyor musun? Evet baba. Tamam. O zaman ben de verdim gitti. Oğlum öp babanın elini. Gel çocuğum gel. Öpeyim baba. Gel bakalım. Hadi. Hayırlı olsun. Hadi çocuğum. Hadi. Yavrum sen de tatlıları getir. Kızım sen de git ablana yardım et. Uğur Bey oğlum. Sen Fenerbahçeli misin? Evet, nereden anladınız? Ben adamı gözünden tanırım evladım. 40 yıllık Fenerliyim ben. Fenerli adam böyle dik durur, başı yukarıda. Teşekkür ederim. Maçı izleyemedik, bari sonuna bakalım. Efendim, izlemesek maçı? Olur mu oğlum, sen nasıl Fenerlisin ya? Fifilay tifon. Kombinesi, 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 disco. Ne yapıyorsun çocuğum? Efendim, anlatması zor biliyorum ama benim bu maçı izlememem lazım. Totem yaptım. Eğer maçı izlersem yenileceğiz. Ne totemi ya? Allah Allah. Saçma sapan konuşuyorsun. Efendim, lütfen kapatır mısınız? Kapatmıyorum ulan. Bakın, yenileceğiz diyorum. Ya. Ah siktir, yedik golü. Ben söyledim size efendim yiyeceğiz diye. Ya senin yüzünden yedik. Açtır o şom ağzını yiyeceğiz, yiyeceğiz diye. Ne olacak oğlum? Bugün kaybederseniz yarın kazanırsınız. Değil mi Makbule Hanım? Ya ne diyorsunuz hanımefendi siz? Bu Galatasaray maçı, Galatasaray! Ya anne evet, Galatasaray maçı, Galatasaray! 2 dakika daha sabredemediniz paşam. Açmasaydınız yemeyecektik golü. Ya böyle saçma sapan hurafelerle maç mı kazanılır ya? Ne geri kafalı adammışsın sen? Bu geri kafalık değil beyefendi, inanç, inanç. İnanç? Hadi canım sen de. Ya nasıl bir inanç bu? Uğursuz herif! Ben senin gibi adama kızmız vermem. Vermezsen verme be. Yürü anne gidiyoruz.
Belki güneş bir gün ikimiz için doğar. Belki korkuları hayallerimiz boğar. O masal günü gelinceye kadar susuyorum, susuyorum. Susadıkça yüzün düşer aklıma. Korkar oldum düşlemekten. Adını anarım, çoğalır sesim. Konuşmaktan, düşünmekten, özlemekten. Gel bak bir elimde gökyüzü var hala. Ötekinde kayıp giden yıldızlar. Kimsenin her şeyi olamazmış. Dili geçmişten tek yaramsın sen. Sensiz kimsin, kimsesiz miyim bilmem. Hiç bilmek istemem, hatta düşünmem. Gökyüzü var hala. Ötekinde kayıp giden yıldızlar. La 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 la. Korkular da benim, umutlar da. Beni bırakma, beni bırakma. Git buradan. Pınar, dinle beni. Sana git dedim. Pınar, dün gece... Ben seni adam zannetmiştim. Küçük bir çocuktan farkın yok senin. Hazır olmadan git. Pınar. Seni adam zannetmiştim. Küçük bir çocuktan farkın yok senin. Yakında bir kriz bekliyoruz ve firma olarak küçülme kararı aldık. Bu doğrultuda da seninle yollarımızı ayırmak durumundayız Uğur. Bugüne kadar firmamız için göstermiş olduğun özverili çalışma için çok teşekkür ediyorum. Bu kadar mı? Çıkış işlemlerinle ilgili muhasebeden Vildan Hanım'la görüşebilirsin. Uğur! Seninle biraz konuşabilir miyiz?
Nerede bu kız? Nerede olacak? Odasında. Git çağır. Gelip yemek yesin. 2 saattir dil döküyorum. Gelmiyor. Ne yapayım? Pınar, yemek yiyeceğiz. Aç kapıyı Pınar. Aç diyorum sana kapıyı. Mustafa, ne yapıyorsun? Kapıyı kıracaksın. Ne var baba? Yemek yiyeceğiz kızım. Ne yiyeceğiz babacığım? Sonra masaya oturunca vazgeçer miyiz yemekten? Belki de vazgeçeriz. Değil mi baba? Ben sizin oyuncağınız değilim. Ye deyince ye, otur deyince otur, evlen deyince evlen. Ondan sonra yok, ben vermekten vazgeçtim de. Neden? Saçma sapan bir futbol maçı yüzünden. Ben bu kadar mı değersizim? Anne. Pınar! Pınar! Sigara? Sigara içmek için mi geldik buraya? Benim ne kadar güçlü olduğumu hala anlamadın mı Uğur? Benim adım Burç Aslan. Bana martaval okumadan ne söyleyeceksen söyle. Ne kadar istiyorsun? Ne? Ne kadar? How much? Ne diyorsun koçum, ne amaçı? Aramızdan çık. Sana 100.000 dolar nakit vereceğim. Ne diyorsun lan sen? Sakın. Sakın yine bir aptallık yapma. Mantıklı ol. Rüyanda göremeyeceğin kadar para teklif ediyorum ben sana. Bana bak, Burç musun, aslan mısın, nesin, beni iyi dinle. Ben takımımı, ailemi, vatanımı para için asla satmam. Güzel. Etkilendim. O zaman ben sana 200.000 dolar vereyim. Ananı da al git. Vay. Erkek? Hadi. Hadi sık. Çek lan tetiği. Erkek adam sıkamayacağı silah çekmez. Keşke basit bir astım krizi diyebilseydim ama durum sandığımdan daha ciddi. Yoğun bakımdan ne zaman çıkar bilemiyorum. Çok üzgünüm. Allah sabır versin. Ay. Dilim kopsaydı da öyle demeseydim Makbule. Allah'ım. Ne olur kızımızı bize bağışla Allah. Ne olur. Uğur arıyor.
Alo. Uğur Bey oğlum, yok mudur kızımı kurtaracak bir totem? Ben o gece için sizden özür dilerim. Öyle olsun istemezdim. Sen de benim gibisin. Dik başlısın. O gece bana yalakalık yapmadın. Dediklerinin arkasında duruyorsun. Aferin. Aferin oğlum. Hep böyle ol. İnandığın şey başkalarına yanlış da gelse, onun peşini bırak. Yok mu kızımı kurtaracak bir totem? Totem bir oyun muydu yoksa daha fazlası mı? Belki de hiçbiri. Bir şeyin gerçekleşmesi için başka bir şeyden vazgeçmek. Belki de fedakarlık. Kim bilir? Amcacığım geçmiş olsun. Ben Uğur'un arkadaşıyım Hikmet. Merak etmeyin Pınar iyileşecek. Ne diyorsun oğlum? Çok büyük totem yaptık. Hiçbirimiz maça gitmiyoruz Pınar için.
İlk yarı 3-0 bitmişti Pınar. Herkes şok içinde. Kimseden çıt çıkmıyor. Sadece ağlayanların ve sinir krizi geçirenlerin tek tük haykırışları var. Çıkış tünelinde bizimkileri gördüm. Etrafıma bakındım. O an fırtına öncesi sessizliği duydum. Bir bağırsam bütün stat duyacakmış gibi geldi bana. Avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Ve aniden aynı anda herkes aynı inançla bağırmaya başladı. Maçı 4-3 kazandık. İşte bu yüzden Fenerbahçe'yi ve futbolu çok seviyorum. Eğer o gün kaybetmiş olsaydık bile gene de severdim. Sonra sana da Fenerbahçe'ye aşık olduğum gibi aşık oldum. Sonunu düşünmeden. Karşılıksız böylesiye. Şimdi herkes burada. Hatta bizim çocuklar bile. Hiç kimse maça gitmedi senin için. Pınar inan bana. Şimdi seni öpeceğim ve... ve gözlerini açacaksın. Her şey eskisi gibi olacak. Thank you.
Peki sen en son ne zaman aşık oldun? Kime? Nasıl yani? Aşk zaman kaybıdır. Çünkü her zaman başladığın yere geri dönersin. Peki sen ne zaman aşık oldun? 2 ay önce. Ama 2 gün önce ayrıldık. Neden? Meğer kendisi tam bir orospu çocuğuymuş. Peki sence değer mi? Neye? Zaman kaybetmeye. Adam gibi adamsa değer. Taş oldun sonunda. Aşkım. Efendim aşkım. Ben... Yok. Yapamayacağım. Ne yapamayacaksın aşkım? Şey yapamayacağım aşkım. Yarın yapsak? Hayır yani şimdi biliyorsun yarın Beşiktaş maçı var. Şimdi biz şey yaparsak maazallah yarın Beşiktaş da bizi... Şaka yaptım. Şaka. Bir gün yine karşıma çıksan, ellerimi tutup yalvarsan, yaptıklarından pişmansan affetmem. Bırakma beni ne olur desen, kalbinin sesini dinlesen, beni çok sevdiğini bilsen affetmem.